Herkese merhaba değerli takipçilerimiz, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu aralar sık sık karşımıza çıkan şu 50 kuruşluk diyotla elektrik tasarrufu mevzusunu işleyeceğiz. Pek çok fikir var, pek çok görüş var bu konuda, fakat elektriğin yolu birdir arkadaşlar. Bu işin iç yüzü nedir, olur olmazı nedir, onun detaylarını inceleyeceğimiz bir video olacak. Elektronik ve teknik konularda oldukça başarılı bulduğum, kendimin de takip ettiği Usta TV kanalında bu konu detaylıca işlenmiş arkadaşlar. Oradaki arkadaşlarımız da gayet doğru bir şekilde bu konuyu açıklamış. Bizi izliyorlarsa da buradan selam olsun. Onun haricinde çok fazla bu konu hakkında oldukça fazla görüş bulunmakta. Öncelikle bilmeyenler için bu 50 kuruşluk diyot nedir, ne iş yapar, ondan bir bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Burada simülasyonumuzda baktığımız zaman akımı noktaları takip ettiğinizde bir ileri yönde bir de geri yönde hareket etmekte. Bu da bize evimizde kullandığımız alternatif akımın bir alternansını, yani bir yukarı ve bir aşağıda bulunan dalganın toplamını oluşturmakta arkadaşlar. Baktığımız zaman burada diyotumuz buradaki switch sayesinde kısa devre edilmiş durumda, üzerinden herhangi bir akım geçmiyor arkadaşlar. Bu normalde kullanmış olduğumuz elektrik tipi. Peki biz elektronik aletlerimize bu şekilde bir diyot eklediğimiz zaman neler oluyor, bir görelim arkadaşlar. Şu an switch'imi açtım. Switch'imi açtığım zaman diyotumuz doğru yönde noktaları, yani akımı geçirirken ters yönde akımı durduruyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada olan nedir? Bizim buradaki alternansımızın yarısı yok olmuş. Şu şekilde biraz hızlandıralım simülasyonumuzu. Ya burada şuna da değinmek istiyorum. Hatta şunu bir kapatalım. Bu elektriği 110 volta düşürdüğünü zannedenler falan var. Yani hayatında eline osiloskop vesaire almamış insanların da bu konu hakkında gerçekten yorum yapmasını tuhaf buluyorum. Arkadaşlar 220 volt her zaman 220 volttur. Yani şunu söylemek istiyorum, hani şu tepe 110 volt, şu tepe 110 volt, işte bunun ikisinin arası 220 volt gibi düşünenler var arkadaşlar. 220 volt her fazda arkadaşlar, fazın yarısında bir yönde, fazın diğer yarısında da tam tersi yönde 220 volta kadar ulaşır arkadaşlar. Yani buraya koyacağınız diyot elektriği 110 volta falan düşürmez. Öyle bir şey yok. Baktığınız zaman da zaten simülasyon üzerinde tam tepe noktamızın 220 volta ulaştığını görüyoruz. Burada 0 volta iniyor. 0 volta indikten sonra tam tersi yönde eksi 220 volta çıktığını görüyor arkadaşlar. Yani 110 volta düşürme gibi bir şey söz konusu değil. Burada yapılan, bizim burada artık diyotumuzun yerleşim yönüne göre alternansımızın pozitif veya negatif tarafta bulunan dalga formlarını kırpmak arkadaşlar. Şimdi bir diyotumuzu devreye sokup gösterelim. Şöyle durduralım. Gördüğünüz gibi kıyaslaması bu şekilde. Şu solda yer alan kısım diyotumuzun devrede olmadığı, sağda yer alan kısım da diyotumuzun devrede olduğu kısım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada altta kalan fazlarımız diyotumuz tarafından kırpıldı arkadaşlar. Bu da bize buradaki cihazın yarım güçte çalışmasını sağlıyor arkadaşlar. Fakat şöyle bir mevzu var. Siz fırınınızı, ütünüzü, artık herhangi bir elektronik cihazınızı yarım güçte çalıştırdığınız zaman cihazınızdan da yarım verim alabilirsiniz. Şu şekilde söyleyelim, işte fırından örnek verilmiş, onun üzerinden gidersek ya da tost makinesi, ütü vesaire, bunlar rezistif yükler. Bu şekilde kısıtladığınız zaman o cihazınızdan tam verim alamazsınız. 5 dakikada ısınacak olan malzeme 10 dakikada ısınır. İşte 20 dakikada yapılacak olan iş 40 dakikaya uzar. Yani elektriği az kullanarak çok fazla iş yapamıyorsunuz. Bir laf vardır işte, ne tarafa dönersen dön popon arkada kalır gibi. Bu mevzuda aynı ona benzemekte arkadaşlar. Diyotu nereye koyarsanız koyun, yani bir yerde bu dalgayı kırpıp tasarruf ederseniz cihazınıza yarım güçte çalışacağı için iki katı süre çalıştırıp yine aynı noktaya gelmeniz söz konusu arkadaşlar. Peki abi, elektrikten tasarruf edemez miyiz? Edebilirsiniz arkadaşlar. Bu nasıl olur? Kullanmış olduğunuz cihazın teknolojisini geliştirerek. Hani hiçbir şekilde hani şunu söylemiyoruz, akkor ampulle led ampul işte aynı işi yapıyor, aynı elektriği tüketir gibi bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Elektrikteki tasarrufun en önemli konusu yapmak istediğiniz işe enerjiyi doğru olarak yönlendirebilmek. Yani örnek vermek gerekirse bir ampulün temel işlevi ışık vermektir. Siz bu ampulde ne kadar ışığı enerji ışık olarak, ne kadar enerjiyi ısı olarak kaybettiğinizle alakalı. Bütün enerjiyi ışık olarak yansıtabiliyorsanız artık o cihaz neredeyse %90 verimlilik seviyelerine ulaşmıştır. Fakat bir akkor ampulde %40 ısı, %60 ışık olarak ortaya çıkıyorsa enerji, burada enerjinin %40'ını boşa harcadığınız anlamına gelir arkadaşlar. Tasarruf bu şekilde yapılır.
Yani buraya sadece 50 kuruşluk bir diyot koyarak cihazın verimini yarıya düşürerek bu şekilde bir tasarruf etmeniz söz konusu olamaz. Ha şunu diyebilirsiniz, abi işte benim kullandığım cihazın tam gücüne ihtiyacım yok, yarım gücü. Pek çok bu şekilde cihazın arkadaşlar üzerinde wattı yazmakta, yani 100 wattlık bir cihaz yerine 50 wattlık, 50 size fazla geliyorsa 25'lik, 10'luk, 8'lik artık ihtiyacınıza göre bir cihaz alıp kullanarak bu şekilde tasarruf edebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir cihazın verimini bu şekilde düşürmek rezistif yükler için çok fazla sıkıntı olmayabilir. Fakat şimdi bu devre söyleniyor, işte diyot koyun araya, yarıt güçte çalıştırın, tasarruf edin vesaire. Bunu herkes ampule, ütüye, ona buna bağlamayacak arkadaşlar. Elektronikten anlamayan biri tutacak bunu laptopunun adaptörüne bağlayacak, televizyonuna bağlayacak, elektronik cihazlarına bağlamaya kalkışacak arkadaşlar. Böyle bir durum olduğu zaman da karşınıza ne çıkıyor bir görelim. Tuttuk biz buradaki diyotumuzu aldık. İşte kaynak makinesinin veya böyle televizyonumuzun, laptopumuzun girişine bağladık, prizine bağladık. İşte elektrikten %50 tasarruf etmeye kalkıştık. Ne olur görelim arkadaşlar. Burada yine diyotumuz, switchimiz bulunmakta. Şu an diyot devre dışı, alternatif akım buradaki köprü diyotumuza uygulanmış. Burada kondansatör ve yükümüz bulunmakta. Pek çok SMPS'in girişinde göreceğiniz ilk devre budur arkadaşlar, temel olarak. Burada köprü diyotun yaptığı iş arkadaşlar, bizim altta yer alan fazımızı üste çıkartarak kondansatör yardımıyla da nispeten düz bir doğru akım, doğru gerilim oluşturması amaçlanmaktadır. Peki vatandaş uyanıklık etti, işte dedi ki ben burada enerjiden tasarruf edeceğim, buraya bir diyot koyalım. Koyduk arkadaşlar, gördüğünüz gibi artık diyot koyduğumuz için bizim buradaki alternansımızın altta yer alan kısmı tamamen kaybolmuş durumda. Bu da bize buradaki diyotlarımızdan, köprü diyotumuzdan sadece iki tanesinin çalıştığını, diğer iki tanesinin herhangi bir akım geçirmediğini gösteriyor arkadaşlar. Bu da bizim çok düşük güç tüketen cihazlarda tercih edilen half wave rectifier, yani yarım dalga doğrultucu dediğimiz devreyle eşdeğer arkadaşlar. Sizin cihazınız güç tüketmeye başladıysa, eğer 110 gibi bir yükü varsa, atıyorum hani burada 110'a takılmayın, güç tüketen bu şekilde bir SMPS'iniz varsa, bu şekilde diyot koyduğunuz zaman artık buradaki dalgalanma formu değişecektir arkadaşlar. Şunu göstermek istiyorum. Öncelikle diyotumuzu devreden çıkarttığımız zaman burada kondansatörümüzün en tepe voltajı 3.72 iken en alt voltajı da 2 volt seviyelerinde. Burada bizim cihazımız bu dalga formunda çalışması için tasarlanmıştır. Buradan diyotumuzu çıkarttığımız zaman, düzeltiyorum, diyotumuzu eklediğimiz zaman oluşan dalga formunu bir inceleyelim. Gördüğünüz üzere burada baktığımızda burada fazımızın diğer kısmı olmadığı için artık uzun bir eğri görmekteyiz ve baktığımız zaman 760 milivolt seviyelerine kadar gerilimin düştüğünü görmekteyiz arkadaşlar. Normalde 3 ve 2 volt arasında çalışması gereken yükümüz bu şekilde 1 voltun altında, milivolt seviyelerinde gerilime maruz kalmakta ve bir açılıp bir kapanmakta. Bu ışık vesaire varsa arkadaşlar çıkışında çok fazla fark edemeyebilirsiniz. Fakat işte televizyon, bilgisayar gibi hani gerçekten DC gerilime oldukça fazla ihtiyacı olan bir cihaz ise bu cihazınızın saçma sapan çalışmasına, hatta bozulmasına yol açabilir arkadaşlar. Gördüğünüz üzere hani bu diyotu kullanacaksanız en fazla kullanabileceğiniz yük şekli rezistif yük dediğimiz direnç odaklı yükler arkadaşlar. Herhangi bir alternatif akım motorunda veya bu şekilde SMPS'lerde vesaire kullanılmasını kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Şunu da eklemek istiyorum. Abi işte biz fırında, ütüde, onda bunda diyot kullanalım mı? Hayır arkadaşlar, diyotun bu şekilde bir tasarruf yöntemi değil. Böyle bir şey söz konusu değil. İlla ki bunu ayarlı hale getirmek istiyorsanız tiryaklar bulunmakta arkadaşlar. Bu şekilde alternansın hem alt hem de üst fazlarını kırparak birbirine yaklaştıran, yine dimedilmiş bir şekilde bize alternatif akım sunan modüller var. Onlardan tercih edebilirsiniz veya kendiniz de tasarlayabilirsiniz. Oldukça basit modüller. Abi biz hiç tasarruf etmeyeceğiz, bu işin yolu yok mu, veya işte benim bir fikrim var, İşte şu parçaları kullanarak elektronikte tasarruf sağlayacağım gibi fikirleriniz varsa Breadboard karşınızda arkadaşlar. İstediğiniz devreyi tasarlayabilirsiniz. Eğer bir fikriniz varsa gerek simülasyon gerek gerçek hayatta breadboard üzerinde deneyebilirsiniz. Gerçekten o breadboardların masa büyüklüğünde olanları var. Üzerinde inanılmaz devreler tasarlanıyor. Bu işin sonu ucu bucağı yok arkadaşlar. Eğer elektriğin temellerini esas alarak bilimsel bir şekilde bir tasarruf yönteminiz varsa tasarlayın. Biz de faydalanalım. İnsanlar da faydalansın. Fakat bu şekilde
olmayacak işleri işte araya 50 kuruşluk malzeme koyduk, tasarruf ettik vesaire gibi insanlar kandırma yoluna gitmeyin arkadaşlar. Bu şekilde yayınlanan videolara da kesinlikle inanmayın. Teknolojik olarak dediğim gibi tasarruf yapılır, fakat bu şekilde yapılan tasarruf şekli artık köylü kurnazlığıdır. Yani bir yerden kâr ettiğini zannederken diğer yerden zarar etmiş olursunuz arkadaşlar. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu şekilde teknik konuları üyelerimize özel oldukça detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Elektronik temel prensipleri nedir, ne değildir, ne şekilde çalışır, bunları anlatmaya çalışıyoruz. Yeni bir videoda görüşmek üzere, hepiniz hoşça kalın.